Kilis'ten Adıyaman'a doğru yola çıkmış bulunmaktayız. Karşımızda güneş sırıtıyor adeta Hüseyin'in gözlerine doğru. Kardaki yansımasıyla beraber gözler görülmez hale gelmiştir. Acaba araba kayar mı ya? Yok lan, ne kayması? Yok. Şey, zemin o kadar şey değil. Toprak var ya. Yine de yavaş git dediği gibi. Evet, burası Sincik çıkışı arkadaşlar. Adıyaman Sincik. Bir tane inek var ya şurada, kuyuya düşmüştü ha. Allah Allah. Vallahi. Ölmüş müydü? Yok, çıkmıştı inek var. Meşhur boğaz. Meşhur boğazımız. Boğazdan sonra iklim bambaşka oluyor. Burada kara kış varken orada ilkbahar. Bir dünyadan başka bir dünyaya geçiyoruz. Evet. Hop. Güneşin batışı harika. Manzara çok güzel ama Hüseyin işte. Kedisinin camı kırılmış. Hüseyin de gösterelim size. Çok yakışıklı bir arkadaşımız. Manzara güzel ama. Sincik güzel. Sincik girişi. Şu boğazı göstersene ya. Şu meşhur, evet, boğazı. Meşhur boğazımız burası arkadaşlar. Oo, manzara süper. Yol açılmış. Yine de buzlanma var. Dikkatli olalım Hüseyin Bey. Evet, ilerliyoruz yavaş yavaş. Uçurum, uçurum. Sıcaklığımız kaç derece? 5 derece mi? 0-5 dereceymiş arkadaşlar. 0-5 derece. Evet. Oo, erimiş baksana buraları. Güneş nasıl gözümüz alıyor ya. Oo. Gördüğünüz gibi Himalayalardan geçiyoruz. Himalaya dağları göster. Ay, gösteriyorum zaten. Oo, dehşet bir yermiş falan. Dehşet. Oysa iğrenç bir yer değil mi? İçini bilsen. Ah lan. İçi beni, dışı seni yakar. Adam araba park ediyor gitmiş. Sorma lan. Nereye gitmiş acaba? Bunlar böyle gidip aslında ipa edersin. Bundan önce bomba var. Kim ne yapacak Sincik'te bombayı? Burası patlasın derler. Sincik'te kim ne yapacak valla, asker gelmez bile. Karşımızda gördüğünüz gibi. Sabah güneş vuruyor, akşam güneş vuruyor. Sabah gelirken güneş vuruyor, akşam giderken güneş vuruyor. Her gün... İşte kömür ilçe yapmıyorlar. Aynen. Geliyorlar Sincik ilçe. Evet, kömürlü arkadaşımız konuştu. Hemen kömürlü arkadaşımızı da kaydedelim. Komir'den Abu Zer Bey. Ayengil mahallemiz. Burada 10 kilometre uzak hangi mahalle yapmışlar ya? Yani. Burada gene Fatih Mahallesi dedikleri yeri gördüm ama yolu bile yok. Köyü toprak yok. Büyükşehir arkadaşım, size aynen. Sincik 4000 nüfuslu bir büyükşehir arkadaşlar. Bizler de orada çalışan memurlarız. Devam ediyoruz. Evet, manzara çok harika. Hadi Hüseyin. Karagazan'ı güzel bir tripod alalım. Vay. Sincik Centre. Evet. Burada bir mahallemiz. Büyükşehir Mahallesi. Evet. Geçidimiz orada gözüküyor. Cep telefonu vericileri. 2-3 tane küme evler. Vay, güzel erimiş buralar. Vay. Güneş gözümüzü mahvediyor sayın dinleyenler. Evet, her o tapınağın orada kaydımızı durduracağız.
ormanın arkasında saklandı. Hiç görmüyor. Yok öğlen biraz görüyordur. Öğlen görmese bunlar ermezdi bu kadar. Yok yok öğlen biraz görüyor arkadaşlar. Evet sincik dolmuşu geçti. Sincik 1-2. Güneş yine yüzünü gösterdi bize. Adeta bizle oyun oynuyor. Sincik. Evet. Burası Heron Tapınağı'na gidiyor. Romalılar döneminde. Daha öncesi de Nemrut döneminde. Ve karşımızda Nemrut Dağı. Karşıda en yüksek nokta Nemrut Dağı. Karla kaplanmış. Harika bir yer. Bizim Abuzer'in atalarının olduğu yer. Abuzer'in ataları Nemrut. Atalarına laf yok. Atalarına laf yok. Biz laf etmedik zaten bir şey demiyor. Nemrut ve tayfasına. Zaten Abuzer'in de eline fırsat geçse Nemrut gibi adam. Abuzer'e Nemrut söylemiyor. Bundan sonra pek kar yok. Daha az bir bambaşka oldu. Evet Cendere'ye doğru ilerliyoruz. Burada yayınımızı kesip Cendere'lerden tekrar bakacağız. Evet. Biraz daha aşağı indik arkadaşlar. Evet. Böyle küper gelmiş. Aynen. Canavar bir Broadway. Toros çok hızlı gidiyordu. Evet. Cendere'ye yaklaşıyoruz. Burası Cendere'nin arka tarafı. Burada gördüğünüz gibi kayalar yerlerde oynamış. Toprak kayması olmuş. Uzun yıllar önce derenin su taşmasıyla beraber karşı Cendere'nin arka tarafındaki mağaralar görüyorsunuz. Abzer ses yapma. Abzer ses yapma. Evet. Küçük bir viraj burası gördüğünüz gibi. Çok küçük bir viraj. Sadece 110 derece dönüyoruz. Evet dön. Evet döndük. 110 derece yaklaşımın daha fazla da olabilir. Fazla ya çok fazla burası. 110 derece değil yanlış söyledim arkadaşlar. 70 derece burası. Fazla. İç açısı 70 derece. 120 oluyor. Dıştan 120 derece şu anda. Şu kayalar çekiyor. Kayalar evet mağaraları görüyorsunuz Cendere'nin arka tarafındaki. Abuzer bizi uyardı. Evet Cendere burada. Hop hop araba yol iyi olmadığı için biraz fazla savuruyor bizi. Toprak katmanlarını görüyorsunuz. Milattan önce 3200'lü yıllardan. Evet gördüğünüz gibi göl alanı olduğu bu katmanlarda da çok net bir şekilde belli oluyor buraların. Atamız Nemrut'un kükremesi sonucunda. Ata Nemrut kükresene kükrecek, kükremesene kükrecek evet. Gördüğünüz gibi bu bölgeler genelde akıntılarla oluşmuş kum alanları. Karşıda Nemrut dağı ama gözükmüyor burada. Dağın arkasında kaldı. Evet. Evet, Cendere'ye doğru yaklaştık. Cendere'miz burası. Hop. Yedek lastiği de gösterebiliriz. Yedek lastiğimiz orada ya. Yedek lastiği mi? Yedek lastiği de gösterebiliriz tabii ki. Vay. Cendere, vay. Bu da tarihi 2000 yıllık Roma dönemine ait Cendere. Komagene Krallığı zamanında yapılmış. Erken Roma döneminde tamamlanmış 2000 yıllık bir köprümüz. Atalarımız yapmış. Evet, Abuzer'in ataları yapmış bunu. Dayı başlayı. Evet, bu da bizim hükümetimiz döneminde yapılmış modern bir köprü. Kararı siz verin hangisi daha modern. Evet Cendere yürüyorsunuz karşıda yavaş
Hüseyin Yavaş Cendere Köprüsü, 2000 yıllık tarihi Cendere Köprüsü. Evet, su seviyemiz biraz yükselmiş kar yağışlarıyla beraber. Daha 10 yıl öncesine kadar bu köprüde araç geçişleri sağlanmaktaydı.